İyi günler. Ben girişimsel radyoloji uzmanı Doktor Özgür Kılıçkesmez. Bugün eklem ağrılarıyla ilgili çok yeni güncel bir tedaviden bahsetmek istiyorum. Eklemler kemik yapıları birbirine bağlayan, hareketi sağlayan yapılar. Kas iskelet sistemi ağrılarının çoğu aslında kemik kaynaklı düşünülmekle birlikte eklemlerden kaynaklanırlar. Bunun da esas sebebi eklemin bir zar yapısı, sinovium denen yapının olması. Buradaki ağrı taşıyıcı sinirsel yapılar. Şimdi eklem ağrıları genelde her yaşta görülmekle birlikte daha çok orta ve ileri yaşlarda görülür. Bunun sebebi de eklemlerde yaşla birlikte kireçlenme ve osteoartrit dediğimiz değişikliklerin olması. Şimdi sadece osteoartritte mi oluyor eklem ağrıları? Hayır. Eklemi tutan diğer iltihabi hastalıklarda veya sporcularda aşırı kullanmaya bağlı tendon hasarlarında olabiliyor bu tür ağrılar. Özellikle vücudun kötü kullanılmasında, fazlaca kilo alınmasında eklem üzerine binen yüklerin artması da bu tür ağrıları, dejenerasyonu arttırıyor. Ne oluyor burada osteoartritte? Eklemde bir tahribat başlıyor. Yapım ve yıkım birlikte yürümeye başlıyor. Bu da kanlanmayı arttırıyor. Sinovial zar denen dokuda bir kalınlaşma oluyor ve sinirlerde de gelişme oluyor. Bu güncel tedavi embolizasyon yöntemiyle buradaki kısır döngü bir şekilde durduruluyor. Hangi eklemlerde uygulayabiliyoruz? Diz ekleminde, kalça ekleminde, dirsekte, omuzda ki eklemlerin tutulumunda uygulanıyor. Ama her eklem ağrısında tabii ki uygulanmıyor. Örneğin kireçlenmeyi biz 3 seviyeye ayırırsak röntgenden biz bunu ayırt edebiliyoruz. Hafif şekli var, orta şekli, ileri şekli. İleri şekilde tutulum olduğu zaman kalçada ve dizde zaten bunun en iyi yöntemi ameliyat veya protez ameliyatı ortopedi uzmanlarınca yapılan hafif ve orta düzeydeki grupta uygulanıyor. Burada da bir takım bulguların olması lazım. Nedir bunlar? Özellikle 3 aydan uzun süren ağrı kesicilere yanıt vermeyen, fizik tedavi yapılmış, bir takım enjeksiyonlar yapılmış ama yeterli faydayı görememiş hastalar. Ve bunlarda da örneğin merdiven çıkarken ağrı, hani denir ya gece ağrıdan, omuz ağrımdan uyuyamadım, gece ağrılarının çoğunlukla olması ve ayrıca hastamıza fizik muayene yaptığımızda bu ağrının tarif edildiği yerde baskıyla hassasiyet var ise ve ağrı da artıyorsa işte bu hastalar bu yöntemden fayda görecek ideal hastalar. Tabii bu noktada da durmuyoruz biz. Muayeneye gerekirse ultrason ekleyip veya MR çekimi ekleyip oradaki zarın kalınlaştığını, sıvı olduğunu görüp kesin fayda görecek olduğunu düşündüğümüz hastalarda bu işlem yapılıyor. Omuz ekleminde omuz sıkışma sendromu olan hastalarda, tabii tam kat yırtık yoksa tendonlarda, donmuş omuz denen frozen shoulder hastalarında çok etkili. Dirsekte tenisçi dirseği, golfçi dirseği, dizde osteoartrit veya diğer romatizmal hastalıklar, dediğim gibi birinci ve ikinci evredeki hastalar bu işten fayda görüyorlar. Diğer embolizasyon yöntemlerinde de olduğu gibi yine kasık, kol veya el bilek damarından girilerek tutulan eklemin yerine göre işlem yaklaşık yarım saat, bir saatte tamamlanıyor. İşlem uyanık vaziyette yapılıyor. Genel anestezi almıyor hastamız. Anjiyografik embolizasyonun bitiminden sonra 2 saat hastamızı gözlemleyip evine yolluyoruz. Bundan sonra hareketlerinde, yemesinde, içmesinde bir kısıtlama olmuyor. Bazen işlem esnasında hastalarımız hafif bir rahatlama, o hassasiyet bölgesinde hassasiyetin azaldığını tarif edebiliyorlar bu yöntemle. Şöyle bir baktığımız zaman birinci haftanın sonunda örneğin işlem esnasında veya öncesinde ağrı seviyesine 10 dersek, birinci haftanın sonunda bu 6-7 seviyesine iniyor. Bir ay sonra 4 seviyesine iniyor ve 3 ay sonra 2 seviyesine kadar iniyor bu ağrı skorları. Ama osteoartrit tabii durdurulabilir veya geri döndürülebilir bir hastalık değil. İlerleyici bir hastalık. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda bu tekrar edilebilir. Diğer yöntemlere, diğer tedavi yöntemlerine engelleyici bir tarafı yok. Komplikasyonu yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu tarif edilen grupta çok yüz güldürücü yeni bir tedavi. Size sağlıklı günler diliyorum.